Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım el-Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila kıyamı yevmiddin. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ebu Zer-i Gıffari'ye nasihatlarından söz ediyordu. Ebu'l-Esved-i Duali şöyledir. Rebeze'de Ebu Zer Cundeb bin Cunade'nin yanına vardı. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Mescitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve onun yanı başında oturan Emir al-Mu'minin İmam Ali'den başka kimseyi görmedim. Mescitte kimsenin olmayışını fırsat bilerek dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın onunla bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Ebu Zer hoş geldin, sen biz ehli beyttensin. Buyurduktan sonra şöyle ekledi. İnni musike bi vesiyyetin fehfedaha. Ey Ebu Zer, sana bir çift nasihatta bulunacağım. Bu nasihatımı iyi belle, koru kolla. Fe inneha cami'atun li turugil hayri ve subulihi. Bu nasihatım, sana edeceğim bu nasihatım, bütün hayır yollarını ve güzelliklerini bir araya toplamıştır. فَاِنَّكَ اِنْ هَفِسْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلًا. Ebu Zer, eğer bu nasihatıma kulak verir isense, amel eder isense, dünya ve ahiret hayrına ulaşmış olursun. Hem dünyanı abat edersin, dünyanın güzelliklerine ulaşırsın, hem de kıyametini garantilemiş olursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e nasihatında günahın insanın rızkı üzerindeki etkisini hatırlatıyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, inner racule la yuhramu rizqahu bi'z-zenbi yusibuhu. Ey Ebu Zer, kişi işlediği günahından dolayı takdir edilmiş rızkından mahrum olur. Yüce Yaratan herkesin rızkını tayin etmiştir. Hepimizin rızkı bize ulaşacaktır. Nasıl ölümden kaçış yok ise Allah'ın tayin ettiği bu rızıktan da kaçış yoktur. Nerede olur isek Yüce Yaratan bu rızkı bize ulaştıracaktır. Günahlar insanı rızkından mahrum ettiği gibi peygamber, ehli beyt ve müminlerin gözünden de düşürmektedir.
Dikkat edin etrafınıza, günahkar, asi ve şer kişileri hiç kimse sevmez. Onları görmek dahi istemezler. Neden? Bu günahlarından dolayı. Bu günahın getirisidir. Özellikle Ehl-i Beyt dostu olanlar çok dikkat etmelidirler. Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam günahkarları, kötü ve şer kişileri yanlarına kabul etmemektedirler. Günah hakikatta kötü kokan bir leş ve pisliktir. Her iman sahibi, dindar kişi, din ehli olan günahtan nefret etmiştir. Günahtan tiskinmiştir. Ehl-i Beyt'e yaklaşmak isteyen, peygamber ve âli peygamberin yanında olmak isteyenler, makam mevki edinmek isteyenler bu günahın kötü çirkin kokusundan kendilerini arındırmalıdırlar. Uzak durmalıdırlar günahtan. Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam peygamber ve hanedanı batinini kirletmiş kişileri sevmezler, yanlarına bırakmazlar. Batini temiz olanlar, batinini temizlemiş kişiler peygamber ve hanedanı yanında makam sahibidirler. Farizelerine dikkat eden, haramlardan kaçınanlar Allah'a sevgi ve muhabbet besleyen kişiler olmuştur. Bu sevgi ve muhabbet insanlar arasında derece derecedir. Hepimizin sevgisi ve muhabbeti aynı değil. Peygamber'e karşı, Allah'a karşı, Ehl-i Beyt'ine karşı sevgimiz derece derecedir. Herkes marifeti doğrultusunda, herkes amelleri doğrultusunda Allah'a, peygamberine, Ehl-i Beyt'ine sevgi ve muhabbet duymaktadır. Bazen bu muhabbet bazılarında o kadar yüce ulvi derecelere ulaşmaktadır ki bu sevgi onu her şeyden alıkoymaktadır. Hatta cennetten ve cehennemden dahi bunu vazgeçirmektedir. Duay-ı Kumeyl'de Emir al-Mu'minin şöyle buyuruyor. Fehabni ya ilahi ve seyyidi ve mevlay ve rabbi sabertu ala azabike fe keyfe esbiru ala feragik. Ey mabudum, ey seyyidim, ey mevlam, ey rabbim, farzan azabına tahammül ettim. Senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Dikkat edin ilahi aşkı, ilahi sevgi ve ilahi muhabbete dikkat edin. Öyle bir hadde ulaşıyor ki insan cehenneme gidebilir ama Allah'ın o ayrılığına dayanamıyor. Emir el-Mu'minin bu noktaya işaret ediyor. Rabbim, farza senin azabına dayansam da ama senin ayrılığına dayanamam. Dünyamızdaki bu mecazi aşka ulaşanları görüyoruz. Dünyadaki bu sevgi mecazidir. Eşlerin birbirini sevmesi, babanın evladı sevmesi, evladın babayı sevmesi gerçek aşk değil, gerçek sevgi değildir. Bunlar mecazidir. Bu mecazi aşka muptala olan birisi maşuku uğrunda ne kadar bin bir zahmetlere katlanıyor, dayanıyor, sabrediyor. İnsan gerçek aşka ulaştığında artık bunun gözünde cennet cehennem de bir mana taşımıyor. Yine Emir el-Mu'minin şöyle buyurur. İlahi men zellezi zâge helâvete mehabbetike ferrâme minke bedelen. İlahi, kimdir ki senin muhabbetinin lezzetini alıp da senden başkasına giden? Yani insan o ilahi aşk ve lezzeti aldığında artık başka bir kapıya yönelmez. İnsan Allah sevgisinin ne olduğunu, onun özüne vardığında, o lezzeti aldığında, ibadet, itaat, namazın, orucun, cihadın o lezzetini aldığında artık hiçbir yere müracaat etmez.
Allah ve Ehl-i Beyt'in muhabbet ve sevgisine ulaşan kimseler günahtan çok korkarlar. Günahın adı geldiğinde renkleri sararıp solar. Günahı duyduklarında ürperirler, tedirgin olurlar. Kıyamete itikat ve inancı zayıf olanlara ise günahın dünyevi zararlarını hatırlatmak etkilidir. Yani kıyameti bırakın bir kenara, kıyamet itikatımız, inancımız olmasa da ama bu günahın, bu isyanın dünyada ne zararları var bize? Bunu insanlara hatırlatmak etkili olmaktadır. Bir grup iman ve itikatı zayıf olanlar ahireti uzak görürler. Ama Kur'an şöyle buyuruyor. İnnehum yaraunahu ba'iden ve narahu qariban. Muhakkak ki onlar onu, yani kıyameti uzak görürler. Ve biz onu çok yakın görürüz. Çok yakındı kıyamet değerli müminler. Ölüm, nefesimiz alıp veriyoruz ya. O nefesin gelmemesiyle ölümün başlaması demektir. Ölüm hakikatta bir gölge misali bizimle beraberdir. Uzak görmemeliyiz, yabana atmamalıyız ölümü. Dünyanın lezzeti, dünyanın süsü bizi gaflete düşürmemelidir. Günahın dünyadaki zararlarından birisi insan için tayin edilmiş bu rızık nimetinden mahrum etmesidir. Günah bizi rızkımızdan mahrum etmektedir. Rızkımızı azaltmaktadır. Hadislerin buyruğuyla insanların rızkı bazen takdir edilmiştir, kesin bir rızktır. Bazen de muallaktır. Bu muallak rızık günahlarımızla tamamen iç içedir. Günahlar bu muallak rızkı değiştirebilmektedir. Tayin edilmiş bu rızkı azaba dönüştürmektedir. Emir el-Muminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam yine Duay-ı Kumeyl'de günahın nasıl rızkı etkilediğini, günahın nasıl nimeti azaba dönüştürdüğü hakkında şöyle buyuruyor. Allahümme gfir liyadzunubelleti tugayyirun ni'am. Allah'ım o nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Dikkat edin Emir el-Muminin. Neye dikkatleri çekmek istiyor? Yani beşer, insan, senin günlük yaşamında işlediğin günahlar rızkını etkilemektedir. İnsan dikkat etmelidir. Günlük hayat ve yaşamındaki bu günahlar Allah'ın verdiği bu nimetleri azaba dönüştürmektedir. Günah hakikatta insanın dengesini değiştirmektedir. Dengeleri alt üst etmektedir. Günah hakikatta zahiri sebepleri etkisiz hale getirmektedir. Allah Azze ve Celle mesela rızka ulaşmak için bir takım sebepler karar kılmıştır. Günah bu sebepleri ortadan götürmektedir. Kur'an şöyle buyuruyor. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِّمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Size bir musibet, bela isabet ettiği zaman işte o yaptıklarınızın sebebidir. O yaptıklarınızdan dolayı size o bela ulaşmaktadır. Bu ayetin buyruğuyla da insan kendi amelleriyle musibet ve belalara kendisini sürüklemektedir. Bir diğer ayette Yüce Yaratan şöyle buyuruyor. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, Allah'a itaat etmeyenler, Allah'a isyan edenler, günah işleyenler, onlara birer fitne veya elim azap isabet etmesinden sakınsınlar. Yani isyan edenler, günah işleyenler her daim gelecek belalara hazırlıklı olmalıdırlar. Her daim buna bir belanın geleceğini beklemelidirler. Hayat ve yaşamımızda birçok musibet ve belanın nedeni insanın kötü amelleridir, günahlarıdır. Kur'an şöyle buyuruyor. وَلَوْ
enne ehlel Kur'a amenu vettegu lefetehna aleyhim berekatın mines semâ vel ard. O ülkelerin halkı eğer iman etseydiler, takva sahibi olsaydılar, yani bu beşer, bu insan Allah'ı kabul etseydi, takvalı olsaydı, Allah'ın buyruklarıyla hareket etseydi, elbette onlara gökten ve yerden bereketler yağdırırdık. Yerden ve gökten bereketlerin kapısını açardık onlara. Dikkat edin, ayet-i kerime açık ve net bir tabirle öyle bir şekilde beyan buyurmuş ki herkes anlayabilmektedir. Eğer takvalı olur isek Allah bereket kapılarını yüzümüze açacaktır. Eğer takvasız olur isek Allah Azze ve Celle bu bereket kapılarını yüzümüze kapatacaktır. İnsan bazen günahın doğrudan musibet ve bela oluşturduğunun farkına varabilmektedir. Bazen de insan gaflete düşüp farkına varamamaktadır. Yaratanın insana verdiği bu maddi ve manevi rızık ve nimetleri saymakla baş edemeyiz. Sayılmayacak kadar Allah Azze ve Celle nimet vermiştir bize. İnsanın istifade ettiği her bir şey ilahi nimet ve rızıktır. Alıp verdiğin nefes, kullandığın aracın, huzurun, mutluluğun, ilim tahsilin, mektebe, medreseye, üniversiteye gitmen ilahi nimettir. İlahi rızıktır bize. Rızıklar maddi ve manevi olmaktadır. Sadece maddi boyutuna bakmamak gerekiyor. Şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bunca Allah'a isyan edenler var. Maddi durumu da çok iyidir. Bu maddi rızıktır. Maddi rızık olabilir. Ama manevi rızıktan mahrumdur bu kişiler. İnsanın ruhunu okşayacak, ruhunu kemale ulaştıracak manevi rızkılardan yoksun olmaktadırlar. İlim, iman, ibadet, güzel ahlak, insanlarla iyi geçinmek, bunlar manevi nimetlerdir. Bunlardan da insan yoksun olabiliyor günahlarından dolayı. Bazen günahlar insanı ibadetten, namazdan, münacattan, Allah'a kulluktan alıkoymaktadır, mahrum etmektedir. Günlük yaptığımız bu günahlar, işlediğimiz bu günahlar gün boyu bizi çok yakından etkilemektedir. Abdest alırsın, namaz kılmak istersin, bir türlü namaza kalkamazsın. Araya işin girer, araya bilmem ayrı şeyler girer, uzattıkça uzatırsın namazın vaktini. Hakikatta bu manevi rızıktan mahrum olmaktır. Günahın etkisidir senin üzerinde. Bundan dolayıdır bizim büyüklerimiz, o büyük arifler günlük hayat ve yaşamlarında nahoş bir olayla, istenmeyen bir olayla karşılaştıklarında her daim şöyle demişlerdir. Acaba ne hatam oldu da bu belaya duçar oldum? Ne yaptım ki bu bela bana geldi? Deyip nedenine inmektedirler. Tövbe istiğfar etmişlerdir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Nimetler sadece zahiri değil, cebimizdeki para pul değil. Eğer bu zahiri nimetle huzur ve mutluluk olsaydı, bunca dünya nimetlerine sahip olanlardan daha mutlu olan birisini göremezdik. Ama maalesef bunlar huzurlu değillerdir. Bu zahiri nimetler, maddi nimetler insana gerçek huzuru vermemektedir. Gerçek huzur bu manevi nimetlerdedir. Kalbin huzuru, gönlün huzuru, insanlarla iyi geçinmek, insanlar arasında saygın olmak, bunlar manevi nimetlerdir ki kadir ve kıymeti bilinmelidir. Günlük hayat ve yaşamımızdaki günahlar bunları derinden etkilemektedir. Dünyada ve ahirette saadetmend olmak istiyor isek günahlardan uzak durmalıyız. Dünya ve ahirette hoşbaht olmak istiyor isek,
hem dünyamız abat olsun hem ahiretimiz abat olmasını istiyor isek günahlardan uzak durmalıyız. Allah bizleri günahlardan uzak duran müminlerden karar kılsın. Bismillahirrahmanirrahim.